Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere ne video çekiyoruz? Çekmeye normal. Çekmeye insan artık açılışları unutuyor. Evet. Ama ikinci, üçüncü videomuz tabii oldu bu da. Rutin, vlog, günlük vlog çekeceğiz. Evet, birazcık dışarıda işlerimiz vardı bahçede. Sonra evde biraz istişare yaptık sizlere. Dedik ki artık hani bu tarz şeyleri de biz bir video haline getirebiliriz diye. Kediler. Çocuklarmış. Ha, çocuklar mı, kediler mi? Çocuk. Evet, ondan sonra dedik ki böyle bir video çekeriz işte hani. Hem dedik birazcık sohbet ederiz, hem böyle yapılacak işleri size anlatırız falan. Biraz gösteririz diye. Hatta ilk önce bence içeriden başlayalım aşkım, böyle birazcık garajdan. Ha, sen garajını yapmıştın değil mi? Evet, ben garajımı yapmıştım. Ben açayım aşkım. Evet arkadaşlar, şimdi birçok kişi işte Instagram'dan yazmış. Abi hani niye vlog yapmadın, garajını bitirmişsin. Çünkü Instagram'dan story attım ben. Şöyle birazcık göstereyim. Ha, bu arada mikrofon kullanıyoruz yani. Evet. Şey, mikrofonu çevireyim mi derdin diyeyim, alışmışız üstüne. Az önce ben de oraya bakıyordum üstüne videodayken. Şimdi şöyle ben göstereyim sizler arkadaşlar. Şöyle garajımı topladım, komple düzenledim. Önceki videolarımda bahsettim hatırlamıyorum ama yatak odasındaki eski dolaplarımız bunlar. İşte buraya mesela Aras'ın kıyafetlerini, olmayanları hep vakumladık, koyduk. Bu arada size de soruyorum, yorumlara yazabilirsiniz. Bir öneriniz var mı? Hani biz böyle yaptık. Burada birazcık böyle nem de oluyor. Hani bir sorun olur mu kıyafetlere? Bir bilgimiz yok ama. İşte böyle oyuncakları. Şu poşeti de yenilemek lazım. Evet, iyice patlamış. İşte eşyalarımızı böyle koyduk. Kendime buraya farklı bir raf yaptım işte hani. Ondan sonra tertibi, hani. Tertibi, düzeni görüyorsunuz. Tabii tabii, düzenledik. Aslında şunlar bile çok dağınık duruyor ama yapacak olsun, yapacak bir şey yok. Eşyalarımı, port bagajımı buraya koydum. Zaten nasipse port bagajım şey olacak, ona ne denir? Yazın inşallah kullanırız diye tahmin ediyorum. Bu şekilde maalesef işte yani biraz daha büyük olsun isterdim garajımı ama gayet iyi ya hani. Çok kullanışlı. İşte buraya böyle armaları falan taktım, işte posterleri falan. İşte buraya kendi eşyalarımı falan koydum, işte hani silikondu vesaire de, meslek boyacılık olunca. Boyacılık malzemelerimiz tam takır. Tam takır. Ondan evet, sonra boyacılık. Ayrıyeten de bahçe işleri, her şey. Her şey var işte. Motorum yaklaşık bir buçuk seneye geçti, iki seneye yakın oldu işte. Ondan sonra böyle bir şey olalı, ona ne denir, alalım motoru. Bu da Aras Bey'imizin Mercedes'i bu arada. Bunu Instagram'dan zaten, bunu YouTube'da hiç daha göstermedik değil mi aşkım? Yok. Göstermedik. Instagram'dan biliyorlar, hep sürüyor tabii, gezdiriyoruz. Bu şekilde yani garajımı bitirmiş oldum. Burada mesela bir şeyimiz var, ona ne denir, çukurumuz var. Ondan sonra bu şey için işte hani bilenler bilir işte hani arabanın altında yağ bakımıydı falandı. Sistem, hani bu şeylere bakmak için. Ama bunun içinde bayağı bir şey var, moloz pisliği var. Eski ev sahibi bize bir hediye olarak bunu bırakmış. Maalesef sonradan fark bize ettik biz bunu. Sadece onun değil aşkım ya, birçok şey hediye bıraktılar. Yani işte hediye derken iş. Yani iş olarak bunu müsait bir zamanda temizleyeceğiz. Bir de buraya araba sığıyor mu? Onu da geçen gün arabamı soktum, bizim Audi'yi geçen içeriye. Ucuna kadar dayadım. Ondan sonra sığmıyor hiçbir şekilde araba buraya. Aa, sığmıyor mu? Anca işte hani mesela bak şöyle göstereyim aşkım. Hı-hı. Burayı komple boşaltırsın. Ya evet. Mesela şunu çekersin. Hı-hı. Şurayı çekersen kafadan arabanın girdiğinde ön evet taraf hani alçak olduğu için, hı-hı, itince o zaman sığar. Girebilir. Tabii duvara kadar gittiği için sığar. Ama onun dışında buraya mesela dolu olursa mesela sığmıyor. Onu ben denedim. Ha, küçük araba olsa sığar yani. Ya niye denedim? Şimdi olur da tatile gideriz, uçakla falan olur, fistan olur. Evet. Mesela arabamı içeri bırakmak isterim. Onun için burayı öyle temizleyeceğiz. Bakımlarda kullanacağız kayınçolarla birlikte. Garajımızı böyle topladık, bitirdik yani anlayacağınız. Bu kapı çok eski bir kapı. Bu kapıyı işte bir duruma göre bakacağız. Maddiyata göre. Yani düzelince falan birazcık. Havalar düzelince boyayacağız. Durumda daha iyi düzelirse de komple güzel bir otomatik kepenk yaptıracağız buraya. Önü biraz gösterelim, sonra arkaya geçelim bence tamam, aşkım. Ne diyorsun? Bunları zaten bilirsiniz, YouTube videosunda göstermiştim. Yo, YouTube'da evet mı çektim? Çektim evet, bahçe çektim işleri diyor. Uzamaya başladı mesela bunlar. Evet, uzamaya burası başlamış. Güneş de çok güzel vuruyor ama aşkım ha. Sıcacık, mis gibi yani. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle cins bir şeyler çıkıyor. Şöyle görüyor musunuz? Soğan gibi. Öyle göstereyim aşkım. Yani bunun burada bayağı vardı. Aynı büyüklükte burada vardı. Aynen aynı büyüklükte, baksana. Zaten kazdım hep buralar. O yüzden böyle çok kötü duruyor. Hı hı. Şimdi aynısını orada da çıkmaya başladı. Bak hep şuralarda, diplerde hep çıkmış. Evet aşkım, dolmuş orası. Bunları hep öldüreceğiz. Şimdi birçok kişiye bahçe videolarında falan söylemiştik. Ağacı düşünüyoruz falan ama ağacı kesmeye karar verdik biz.
Ama kesim olarak da henüz daha belli değil hani süre olarak. Aslında geçen biriyle anlaştık, gel başla dedik ama maddiyatı hesapladık. Dedik acele etmeyelim. Şimdi bir de Türkiye'ye hani gitmek istiyoruz yazın falan derken yazdan sonra bakacağız ama komple kesilecek. Biz de sakın kızmayın hani biz ağaç düşmanı değiliz. Hani düşman olsak bunların da kesilsin isteriz ya da burayı komple taş yapmak isteriz. Biz zaten gene ağaç ekeceğiz düşünüyoruz ama şu tarafa doğru. Bir de bu tarafa doğru hani güller falan böyle. Bir de şöyle bir şey, ağaç evdeki işte boru giderleri mi oluyorsun, boru giderleri? Şurada mesela bak burada boru giderleri var aşkım. Yağmur suyunu. Artık şey öyle bir tıkanmış ki ağacın şeylerinden. Şu yukarıdan. Olukların temizlenmesi lazım. Evet. Temizliğini de sonra yapacağım yani. Şunu da söyleyelim. Neydi? Uçları oluyor ya çok sert bunların. Tabii bu Brezilya ağacı diye geçiyormuş galiba. Ondan sonra diğer böyle basit dallar gibi değil yani sert bir dalı var böyle. Yaklaşık 5 çuval çamur topladım yukarıdan aşkım. Yani 4 ya da 5 çuval yani. Hem de şimdi büyük yine büyük. Dolmuştur. Gene dolmuştur tabii. Keseceğiz ama yani yapacak bir şey yok. Yani dallarını çöpe atacağım. Kütüğünü de komple odun yapıp yakacağız inşallah. Ondan sonra buraya taş karar verdik. Ama tabii şimdi değil hani hepsi. Zamanla yani. Ama komple buraya güzel bir parke taşı yaptıracağız arkadaşlar. Komple boydan boya. Bu çakıllar gidecek. Evet. Şu yere kadar işte 25 santim kazılacak aşkım burası. Aynen. Bunlar komple çöp olacak. Şu izadan, evin yani taş izasından böyle. Burası böyle parke taşı olacak şöyle. Şöyle. Buraya kadar bir de buradan da böyle L şeklinde dönecek. Burası da komple aynı parke taşından. Şuradaki çirkinlik gidecek, gidecek komple. Bu kırmızıları komple sökülecek tabii bunların aynen hepsi. Şuradan şöyle komple. Buradan yani aşkım anlayacaksın şuraya kadar. Hı-hı. Tam şu iza, evin izası. Aynen. Şu an bu çok diyeyim yani. Aynen hemen hemen. Böyle işte yani. Burası komple parke taşı olacak arkaya kadar. Ama tabii yani buraya taş yaptığın zaman taşı, malzemesi, işçiliği falan nereden baksan gene bir 3-4 bin euroları bulacak. Az buz bir para değil ama şimdi değil. Bir ileriye. Sadece o değil. Komple burayı kazdıracağız. İşte yeni sıfırdan ama bu çok maliyet tutmayacak aşkım ya. Bunu biz biraz hesapladık ya. Bu kazma olayı çok basitmiş. Buraya da çim de galiba 250 euro tutuyormuş. Alıyorsun zaten, serpiyorsun, bitti. Hani serpiyorsun derken rulo şeklinde, halı gibi yani. İşte o, sonra şunlar falan komple gidecek. Bunları... Yani şu küçükleri de yok. Bunları komple sökeceğiz istiyoruz. Evet. Şöyle buraya. Nedeni de... Böyle demir bakımsız, gibi ama çok... Nasıl? Bakımsız olduğu için. Bakımsız olduğu için mahvolmuş ya. Önceki mahvolmuş videolarımı da gösterdim ben. Onlar mesela çok... Alo. Yan komşumuz. Yan komşumuz mu? Galiba. Bir yan ama. Yan değil, bir yan öbür eve girdi o. Neyse ondan sonra buraya böyle bir demir falan yaptırmayı düşünüyoruz. Buraya da bu tarz şeyler aldık. Bakalım bugün hepsini bunları aldık. Bunları bugün Action'dan aldık. Ama rastgele koyduk birazcık farkındasınız. Rastgele koyduk. Yani hani düzgün koymadık. Şu an çok iyi güneş var. Güneş olduğu için ve güneşten bakalım ne kadar ışık alıyor. Bunları ben geçen gün almıştım. Bunları Yunus bayağı olmuştu alalı. Denedik. Şuraya takmıştım fakat ama aşkım. Fakat şuraya köşelere takmış. Hiç köşelere ışık almıyordu. Köşelere taktığı için... Güneş görmüyorlardı ve güneş ışık görmüyordu. Yanmıyor. Bakalım şimdi böyle karışık dizdik işte. Şimdi de bayağı da güneş var saatlerdir. Yani burayı böyle bir güzel yapacağız. Ondan sonra da Allah nasip ederse de sanırım yazın. Yazın evet büyük ihtimalle de komple dış cepheyi boyamak istiyoruz. Bakalım. İnşallah. Kripi falan hani böyle montalama ev sıcak olsun yani falan istiyoruz ama onların hepsi maliyet. İleriye dönük. Boya işi bir maliyet değil ama yani vereceğim benim 100 euro kovaya. Geri zaten işçilik bana ait. Yani nasip olursa burayı o şekilde boyamayı düşünüyoruz. Ondan sonra... Şimdi nereye gidiyoruz aşkım? Vallahi böyle gidiyoruz işte ya. Takıl bana. Sonrasında böyle işte... Böyle şey yaptık aşkım. Bunu da söyle. Yağmurluk. Evet bu yoktu burada. Bunu aldık biz. Bunu da çok ucuza aldık. Ha, 70 euroya şöyle falan aldık. Gözüküyor değil mi aşkım? Evet gözüküyor. 70 euroya aldık bunu. Yüksek olduğunu düşündük aslında. Biraz indirecektim ama kayınça falan bence sakın sökme dedi. Çünkü şu... Siyah yağmurluk tahtasının devamında çok tatlı geliyor gibi gözüküyor dedi. Evet, sökmeyeceğiz o yüzden. Geliyor. Sadece burada ışıksız kaldık. Çünkü buradaki elektrik kablosunun hattını iptal ettik biz bazı sebeplerden dolayı. Yani şu an buraya elektrik gelmiyor. Biz buraya güneş panelli ışık takmıştık. Ama şimdi bunu taktığımız için artık orası panelli ışık almadığı için şarj olmuyor. O yüzden yanmıyor. Şimdi ama biz şimdi gene aldık. Ya gene farklı bir sistem aldık. Hatta onu da şimdi gösteririm birazdan. Gene güneş panelli ama kablolu. Efendim? Takınca gösteririz. Ya da takınca gösteririz. Kablolu güneş panelli ama hani yukarıya bırakacağız çatıyı. Güneş paneli yukarıda kalacak, aşağıda ışık yanacak. Buraya da bugün böyle bir ışık taktık. Küçük
Çünkü sensör taktı Yunus Bey, bakalım çalışıyor mu? Şu an ama şey otomatik açmadı. Şey sensör moduna akşam yapacağım. Tamam. Burada böyle hani zile ışık yaksın falan gibi düşündük. Ya buralara tabii çok şey istiyoruz zamanla, hani buralara yavaş ışıklar yavaş falan. Yavaş aşkım, Allah izin verirse. Zamanla dediğin gibi yavaş yavaş her şey olabilir. Ondan sonra bu çok önceden almıştık. Ev videolarında zaten çok gösterdik bunları. Mevcuttu. Aynen, ama Seda rengini beğenmedi bunun. Rengi güzel fakat yeni aldığım çamaşır sepeti koyu renkte. Bu açık renkte. Çok açık olduğu için. İkisi de şey ne diyorlar ona? Evet. Bozuyor yani birbirlerini. Bozdukları için de bunları Yunus'a bir sprey bir boya aldık. Aşkım hatta şey denemiştin ya, onu da getirmişler. Valla şöyle bir sprey boya aldık. Bir de böyle çalkalanayım da fazla, şimdi mikrofona çok ses gidebilir. Evet. Ve böyle test ettik. Biraz bordomsuz duruyor ama tam kahverengi yani. Şöyle baksana aşkım. Aynı ya. Aynı, kapının renginde aşkım. Hatta kapıyı da boyayabiliriz istersen. Hiç yok başka ne kapıyı. Çok bayağı şey aynı ya dediğin gibi. Evet. Ama şey işte hani deneyeceğiz. Siyah spreyim var benim. Tahtaya da uyumluysa üstüne de hafif serpittiririz böyle şekil olsun diye. İnşallah güzel olursa. Ya aslında boyacıyım, hani güzel bir boya alıp buraya da boyarım da. İnan üşeniyorum ya. Vallahi şunu bile kaç gündür aldık, bir haftadır duruyor garajda. Bugün bunu boyayacağız birazdan. Ondan sonra işte buraları falan hep böyle güzelce ne taş olacak. Ondan sonra burası da yapılacak Allah. Burada böyle nasip olursa şöyle dümdüz ta sona kadar, komşuya kadar burası taş olacak inşallah, değil mi aşkım? Şöyle aynen. Bu kırılacak. Burası kırılacak. Açık komple. Açı dersen aşkım buradan göster istersen. Yok, gözüküyor. Güzel mi? Aha. Bak bu burası kırılacak. Kırılacak böyle komple. Aynen. Şu yükseklik yer kırılacak komple hiltiyle. Evet. Zemin düz olması için mecbur. Bu zemin düz olacak aşkım. Hı hı. Burası komple böyle taş olacak. Burası oturma alanımız olacak bizim. Buraya küçük bir teras yapmak istiyoruz. Aynen, oturma alanımız olacak. Burası ya, bura oturma alanı, burası yemek masasını gene aynı şekilde koyacağız. Aynen. Zaten ileride şey de olacak, ona ne denir? Camı da değiştirdik. Camı da sürgülü cam yapınca mutfaktan rahat için hani bir şeyler al ver masaya falan. Gibi işte böyle bir zamanla hep böyle hep zaman yani bunların hepsi hep evet, zaman diyoruz hemen ama. Hemen olmuyor. İnsan çok şey istiyor ama. İstiyor ama hemen olmuyor. Hemen olmuyor maalesef ki. Sonrasında da işte bura taş olduktan sonra da inşallah buraya veranda düşünüyoruz. Ama hani kapalı veranda değil. Açık veranda. Maliyet olacak. Yüksek olabilir. Kapalıdan kastım şey, üstü gene kapalı olacak. Sadece yanları açık olacak değil mi aşkım? Yo, yanı da kapalı olacak. Zaten komşu yani bitişik yani. Evet. Ama ufak bir kapatacağız burayı. Sadece önü açık olacak. Ama ileriye dönük. Maddiyata göre belki camlı bir fiyat bakılabilir. Ama camlı ben mantıklı görmüyorum. Pergüle şeklinde perdeliler çok tatlı oluyordu. Biz burada biriko mağazaları falan var. Orada görmüştük. Orada görmüştük. Zamanla komşuyla tahtalarımı değiştireceğim tahtalar inşallah. Değişecek. O da istiyor. Bunlar da çok eski ve aralardan birbirimizi çok görüyoruz. Evet, nasipse. Kendisi de rahatsız olduğu için şey yapacağız. Zaten bu ağaçları aradaki, değil mi? Evet. Burada diğer komşuyla işte bunu zaten önceki videolarda hep bahsettik. Aynen. Ama tabii komşu dedi sizin maddiyatınız ne zaman müsait olursa o zaman dedi, acelemiz yok dedi. Bunu da komple kökten, bu çöp olacak. Çünkü arkadaşlar bu şu anda yaklaşık 1 metreden fazla sağa sola her yere taşmış durumda. Görüntü kirliliği falan derken bunu komple kaldıracağız. Aynı şu şekilde tahta olacak ama tabii böyle değil, daha güzel bir modern tahta. O yüzden acele etmiyoruz ki, parayı biraz toplayalım ki daha güzel yapalım, pişman olmayalım. Güzel bir şey yapacağız. Burası komple kazılacak bu çim. Burası komple yeniden tekrardan güzel bir çim olacak. Evet, çok biçimsiz olacak. Ve bunları için yaptıktan sonra hep güzel bakacağız buralar hani ondan hiç sonra. Bakılacak aşkım. Bunlar falan hep gidecek yani. Bak burada Aras'ın evi vardı, bilenler bilir eski videolarda. Burada dün çok yer kaplıyordu burada bayağı. Ve çok pisti. Çok pisti ya. Ondan öyle sonra bir de örümcek mörümcek tamam oynuyordu bazen. Eyvallah ama örümcek mörümcek falan haddinden fazlaydı ya burada. Zırt bıt topla topla temizle temizle. Dün de yazdık birisine, Facebook'tan ilana koyduk, gelip aldılar. Altı da bu şekilde bayağı bir şey olmuş aşkım. Pislik. Bunu vermedik ama ya. Hani bu burada eğleniyor çünkü. Kayıyor. Bunu bir sadece şu altı işte hani çok. Evet. Mesela bunu çimlere bakım yaptın ya buraya yazın. Yaptığın zaman bakımı hep bunun yerini değiştirmen lazım. Aynı yerde bırakmış. Sabit. Tabii aynı yerde kalmayacak. Bu şöyle şekilde. Çünkü iz bırakmış. Bu şekilde komple. Şu an önemli değil. Çünkü niye, zaten çok bir bakım yapmadık. Büyük ihtimalle bugün ya da yarın buraları temizleyeceğim. Bir pislik kalmasın çünkü şu kum hiç hoşuma gitme görüntü olarak. Evet. Şimdi bu da kalktı buradan. Aras'la bu top oynuyoruz burada. Zaten orada görmüşsünüzdür belki. Şöyle Aras'ın kaleyi falan. Var burada top var. Hafta sonları babasıyla top oynuyorlar. En çok Yunus oynuyor zaten. Aynen aynen. İşte bu şekilde böyle. Yani buraları falan hep boyayacağız tabii.
Komple. Boyanacak. Ondan sonra buralar hep boyanacak. Daha da güzel olacak aşkım. İnşallah inşallah. Güzel olacak aşkım ya. Niye olmasın? Ama tabii bunların hepsi para. Şimdi de güzel tabii ki de. Ama hepsi para. İnsan hani daha da güzelleştirmek istiyor. Daha da modernleştirmek istiyor. Tabii tabii. Gönül her şeyi. Her şey istiyor. Aynen. Gönül her şeyi istiyor da. Her zaman atamıyorum gördüğünüz yani. Gördüğünüz gibi. İşte burayı işte bu garajın kapısını şey yapacağım. Sökmeyeceğim. Ha. Bunu böyle buradan keseceğim. Hı-hı. Buradaki çünkü bu iki katmandan oluşuyor. Arkası sapasağlam. Bu tarafını çöpe atacağım. Buraya yeniden bir tahta gömeceğim. Yani hiç sökmeyeceğim. Çöpe atmayacağım. Çünkü kapı çok sağlam. Kilidi de çok sağlam. Yeni tahtayı atacağım aşkım. Boyayacağım. Bir de kulp takacağım çekmek için. Çünkü kapı kullanılıyor. Aynen. Giriyoruz çıkıyoruz yani. Çünkü hani ayıptır söylemesi barbekü falan yapacağımız zaman yazın. Böyle mi gidelim gelelim hani garaja? Yani bu kapıyı da yani aktif hale getireceğiz. İşte bu taş hizası böyle gidecek. Ayrıyeten bir de böyle gelmesini istiyorum taşın. Bu tarafa doğru ve taşın bu tarafa doğru. Çünkü hani... Burayı barbekü alanı falan yapmak istiyorum. İstiyorum. Hep istiyorum. Evet, ondan sonra burayı böyle yapacağız. Kafanızı çok şişirdik, çok ütüledik. Hadi aşkım sen iş başına. Ben iş başıma. Şöyle. Bunları götürelim. Burada boyayacaksın. Bakalım nasıl olacak ama hani. Güzel olacak mı, çirkin olacak mı? Hiçbir şey bilmiyoruz yani. Deneyeceğiz. İlk neyle başlayalım? Bununla mecbur başlayacağız değil mi? Büyükle mi? Ya. Nasıl istersen. Bunun altında ne var aşkım? Plastik bir şey varmış. Onun plastiği o kaymaması için. Ha öyle mi? Bak mesela buraya bunları da aldık. Bu şey ağaç maç küçük şeyleri bahçe aniden toplarsan bahçe şeyleri aynen. İçi dolduğu İçine, zaman aşkım. Meyve, sebze, işte artıklarını. Yemek artık. Ama yemek artık kaba yemek artıkları. Kaba yemek artıkları. Hı-hı. Ve et veya tavuk koyamıyorsun. Onlar Hı-hı. zaten kesinlikle yasak. Ama mesela meyve kabukları onlar bunlar her şey için. Peki bu dolduğu zaman? Bu dolduğu zaman sticker alıyorsun. Tamam pul. Yeşil bir pul gibi işte kaç dediğin para? Gibi. Ben 6 tanesini 60 sent almıştım galiba. 6 tanesini? Aha. Ya 5 tane. Ya 6 tane. Bir tanesinde bir pul veriyorsun zaten aynen, değil mi? Tek çok pul iyi veriyorsun. Ya. 120 litre. Kulübüne bağlıyormuşsun. Onlar sonra bunu alıyorlar ve Hı-hı. sonra o pulu söküyorlarmış yani. Ya biz bunu ama en çok şey için aldık. Olur da hani böyle yeşillikleri falan. Çünkü geçen makineyle biz yaptık buraları. Büyük konteynere götürüp atmıştık o zaman. Ama böyle yemek artıklarında bu kadar büyük saçma. Çünkü şu evet. an açınca ufak bir koku geldi. Çünkü niye büyük yani? Bunu zırt hemen çıkarman lazım. Aynen. Ya da bunun küçükleri var mesela yemek artı için onu alabilirsiniz. Bak mesela böyle bir şey aldık. Bizim bu Everken bölgesinde arkadaşlar Gent gibi değil çöpler 2 haftada bir geçiyor. Gent'te 1 haftada bir geçiyordu isyan ediyorduk. Burada hafta, burada daha beter. 2 haftada bir yazın her hafta. Ha, yazın her hafta. Artık aynen. şimdi çöp de birikiyor. Çünkü yani sadece arasın bezi bir poşet oluyor poşet yani oluyor 2 haftada. İçeride durduğu zaman içeriye çok İçeri kokuyor. İçeriye çok kokuyor ama şimdi iyi. İçeriye koyduğumuz zaman da aşkım kediler tırmalıyor. İşte evet kediler o yüzden işte o bunu yüzden aldık. Bunu buna aldık. Biz 50 euro mu 45 euro mu ne verdik? İçine 4 tane sığıyor birikirse aynen. mesela. De bir dışarıya koku veriyor. Hiçbir şey vermiyor yani mesela. İnsanları rahatsız etmiyoruz. Tabii tabii. Hiçbir şey vermiyor. O yüzden memnunuz. Şimdi şey yapalım. Burada sesi kısalım çünkü şu çok rahatsızlık vermesin. Evet. Bitti. Şöyle göstereyim. Aslında full boyayacaktık tüm şu görünen araları bile ama. Tatlı durdu da böyle. Değil mi aşkım? Evet biraz güzel durdu. Güzel de durdu. Ve bunu boyamaktan da vazgeçtik. Bunu da söyleyelim de videoda hani görürlerse. Bunu da boyamaktan vazgeçtik. Bunu ben. Çok kötü de durmuyordu ama aşkım zaten biliyor musun? Yok kötü durmuyordu da. Ama şu kapakları. Boyadık. Boyansın istedi Seda. Boyadık. Bakalım artık nasıl olacak. Birazcık daha boyamız var. Şu içler de kalmış ama aşkım. Gördün mü? Çok hafif. Şey olur mu? Yok en son sıkarım ben ona ya. Tamam. Burası yani böyle bitti arkadaşlar. Güzel de oldu. Eski hali ve yeni halini zaten görmüş olduğunuz videoda. Bunu bu şekilde nasip olursa mutfağımıza koyacağız. Kullanacağız. Evet. İnşallah. Şimdi burada başka yapacağım bir şey kaldı mı? Ben sadece şuraları temizleyeceğim. Sen orayı temizleyeceksin aşkım. Bugün ya da yarın sabah büyük Hı-hı. ihtimalle onları temizlerim. Evet. Bu da kuruyacak. Allah'tan sonra içeri alacağız. Aynen tentemiz var ki yani çok şükür yağmur gelmez yani şu anda. Biraz kuruduktan sonra. Biraz uzun süre kuruması havalar da soğuk ya. Tabii bu havada. Şimdi kamerayla uzun zaman sonra çekim yaptık. Normalde hep telefonla çekiyorduk. Mikrofonlarımız evet. zaten epey zamandır var ama kullanmıyorduk. Epeydir video çekmiyorduk zaten. Epeydir evet video çekmiyorduk. Şu son 2 haftadır 2. 3. videomuz galiba. Ondan sonra ama bundan sonra aktif olmayı hep istiyoruz. Hep istiyorduk zaten de ama. İstiyoruz ama bir türlü insan adımını atamıyor aynen, uzun aynen. süre.
çekmeyince, tabii, ayrı kalınca biraz zor oluyor. Hayırlısı. Bu video birazcık uzun olmuş olabilir. Hakkınızı helal edin. Vaktinizi çaldık. Kusurumuza bakmayın. Nasip olursa bundan sonra farklı videolarla karşınıza çıkacağız. Ama sizlerin de istediği veyahut da önerdiği videolar varsa yorumlarda belirte. Belirtin, onları da çekelim. Evet, inşallah. Zaten ilk yorum, abi banka videolarınızı ne zaman çekeceksiniz? Nasip olur. Ben yazacağım hatta. Nasip olursa belki bu videodan önce de banka videosu gelmiş olur. Artık hayırlısı diyelim. Neyse, hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerle. Hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgilerle. Hoşça kalın.